aslında şeyi kullanma imkanımız var mı acaba? Buyurun mu? Bunun arkasını boş kartlar. Sileyebiliriz hemen. Tamam şey. Hemen sileceğim hocam. Tamam. İstersen başlat. Başlattık. Şimdi canlı yayına başladım çünkü. Tamam. Buradan doğru alıyoruz. Üç buradan. Evet hocam. Biraz yazdığım çizersin daha güzel olacak. Ona göre. Program birazcık böyle interaktif mi olsun yoksa normal interaktif olsun. Ama interaktif böyle bir şey var. Şöyle bir sıkıntı var yani. Buraya çağıracağız, sorular falan soracağız. Onun için yani hani olur dediğimiz anda Emre şeye dönüyor yani. Tamam biz kalkarız. Esrarsan sorun. Hepimiz kalkarız diyorsak öyle yapalım. Hocam kumanda sizde. Tamam. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Hocam beni kaldırmayın diyenler parmak kaldırsın. Önce oradan başlayalım. Tamam. Yani o önce kaldırmayın diyenleri gördük. Bu şeyin soruyor. Nereden başlıyorsun? Tamam. Belli. Genel arkadaşlar da var. Zaten içine demiştik galiba. Şimdi oldu mu? Tamam olmuş. Olmuş. Efendim. Peki abi. O zaman şimdi insanları tanıma sanatı. Şimdi bazen mesela birisi konuyu çok iyi bildiği zaman der ki ya ben bunun kitabını yazdım. Yani mesela değil mi? Yani öyle meşhur bir sürü şey var. Yani, ya ben bunun kitabını yazdım falan. Bir bunun kitabını yazdım falan. Ya da bir şey demeyeceğim. Çünkü bunun kitabını yazdım. Ve gerçekten yüz bin falansa. Oradan doğru anlasın. Onun için ve dört farklı karakter türü, dört farklı kişilik türü, dört farklı kişilik türü üzerinde eşimizi, dostluğumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu daha iyi tanıyacağız. Şöyle bir giriş yapalım. Ben şimdi, şey kalem geliyor değil mi? Kalem. Bir kalem alabilirsem. Kalemle şey yaparsak daha güzel olacak. Sonra da bir iletişimde hani kelimeler son derece önemlidir. İyi iletişim enstrümanları biz yetişim. Hah! Güzel ya, kalem taşıyoruz. Tamam. Hah! İletişim yaparken mesela üç tane enstrüman var. Üç enstrüman çalar mesela. Biri keman, keman değil. Şey, kelimeler. Birisi ses tonu, birisi de beden bilir. Bu üçü içerisinde en etkili enstrüman hangi? Kelimeler mi, ses tonu mu, beden bilir? Önce söz vardı. Tamam. Ama uzmanlara göre kelimeler %10. Ses tonu %30, beden dili ise %60. Yanlış anlaşıldı herhalde. Evet. Oradaki en etkinliği soruyor. Etki olan. O sırasıyla anlatıyor arkadaşlar. Önce söz olabilir de %10. Yani. İtiraz eden arkadaşlar varsa ona göre açıklayalım. Hocam şöyle düşünün. Buyurun. Hani beyin önce söz gidiyor olabilir ama etkiliği açısından belki %10. Yok, beden dil önce gidiyor. Söz sonra gidiyor. Buradaki oran önce gitmesi değil, etkiliği mi peki? Şöyle söyleyeyim. Mesela onu önce kısaca açıklayayım. İletişimde şöyle bir şey vardır. İnsanlar ilk öncesi beden dilinizle size karar verir. Biz konuşmadan. Dururken, otururken. Mesela şu anda herkes iletişimde. Yani kimse, hiç kimse konuşmuyor ama herkes bir iletişim içerisinde. Hatta şöyle birazcık dikkatle baktığımda bütün arkadaşlar hakkında birkaç şey söyleyebilirim. Herkes için bir şey söyleyebilir. Bu benim şeyim. Kitabını yazdım o zaman. Evet. Sanatımız. Öyle baktığımızda İsim neydi efendim? Ayşe. Ayşe'nin de şöyle bir şey var. İyi ki geldik ya. Acaba kar, kış falan ama böyle bir mutluluk. Yani siz de aynı şey. Görüyorum yani. İsim neydi efendim? Mebrure. Mebrure'nin şöyle bir şey var. Acaba benim kafamdan geçen dedi okuyabilir mi? Diyor. Yani okuyorum. Beden dili konuşuyor çünkü. Yani beden diliyle bir kere hiçbir şey konuşmasak bile bir konuşuyoruz biz. Herkes konuşuyor. Niye sözün yani kelimeleri zorunlu %10? Çünkü biz o kelimeleri... Bir soru soracağım. Bunun ispatı için çok kolay. Ne söylediniz mi daha önemlidir? Nasıl söylediniz mi? O zaman demek ki ya kadıncağız işini bekliyor. Tam zamanında geliyor. Yemekler hazır. Hoş geldin diyor. Çünkü işten bir hoş geldin. İki saat gecikiyor. Arkadaşlarıyla takılmış. Gene hoş geldin demez mi der. Ama hoş geldin. Ama bu hoş
geldiğinin manası şudur. Biraz sonra canını okuyacağım demek. Kime aynı geliyor. Evet. Ama yani, mesela yani biraz 10 seneki kadınla adam şöyle diyor. Anam sevdiğim beni unutma. Şimdi bu kadınca da o sevgi mesajını nereden alacak yani? O zaman demek ki burada beden değil. Son derece önemli. Beden değil. Son derece önemli. Gerçekten. Hatta şöyle birazdan gönüllü arkadaşlar olursa çağıracağım beden diliyle ilgili. Ben bir şey söyleyeceğim. Beden diliyle yanıltacağım. Yanıltacağım ve yanlış yapacaklar yani. Mesela ilk kere ilk yapalım mı öyle bir şey? Yapalım. Kim gelmek isteyecek gönüllü? Ben çağıracağım o zaman. Bir başlayalım. Biz önce şeye başlayalım. Evet, şu insanları tanıma sıratında şöyle bir dörtgen çizelim. Buradan başlayalım. Önce sola çağıracağız. 2-3 tane de hediye kitabımız olacak bugün. O da böyle sahneye gelen mesela soruyu soracağım, bilemeyecek kitap olacak. Tamam, Muhammed Bey tamam. Soruyu bilemeyecek. Çünkü beden dilini yanıltacağım. Şimdi şöyle yapalım. Efendim, kırmızı. Bu birinci kişi türü. Ve sarı. İki tane karakter. Yoğun, yani ikisi de atak karakter. Kırmızının zıttı olan, o zıttını da bakın şuraya yazıyorum. Tam çaprazına. Yeşil. Yeşil. Efendim, sarının zıttı olan da şu çaprazı mavi. Evet. Şimdi böyle yazdıktan sonra yavaş yavaş bunları açıklayalım. Kırmızı yeşil önce, sonra sarı mavi. Anladıktan sonra kendimizi tanıyacağız. Kendinizi tanıdıktan sonra eşinizi, dostunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu da tanıyacaksınız. Evet. Tekrarla. Kırmızıdan başlayalım. Nasıl insanlar bunlar? Şöyle insanlar. Ben kafama koyarım, yaparım. Sen neymişsin abi ya? Sabahlaman lazım, sabahlarız. Ankara'ya gitmen lazım, gideriz. Ya külliye çıkmak lazım, çıkarız. Sabah yapalım. Cumhurbaşkanımız da böyle. Cumhurbaşkanımız. Şimdi baktığımız zaman kırmızıyı anladık değil mi? Tamam. Zıttı olan kişilik türü. Hocam kırmızı için kararlı insanlar mı denir yoksa? Yani şöyle bir şey var. Hani böyle enerjisi çok yüksek değil. Yani çünkü bazen yanlış kararlar da alıyor. Sadece yeşiller gibi değil. Aldıkları kararın dersiniz ki ya bunun fotosu ağır olur. Öderiz kardeşim. Yerli çizgileri olabilir. Yani bu budur. Bu budur, budur. Yeşillere gelince mülayim insanlar vardır. Şeker gibi hani. Vur ağzına al lokması dediğimiz. Şeker gibi insanlar. Barışçıl, sevecen. Peki bunların arasındaki farkları nereden anlayabiliriz? Yürüyüşlerinden anlayabiliriz. Nasıl yani? Bir kırmızı koşar gidiyor. Hareketler hızlı ve şeyli. Hedefe odaklı. Hedefe odaklı. Yani çok net. Konuşması, şeysi falan hepsi farklıdır. Umurlaşmamız. Aynen. Efendim bir yeşili, eğer yeşil nasıl olduğunu düşünürseniz o yeşillerin yürüyüşlerine başlarız da deprem olsa bile yürüyüşlerinde bir değişiklik yapamaz. Huzurlu rekma gibi sanmıyorum. Sakin, huzurlu, o problem yok, çatışmak istemiyoruz. Sakin, yani. Şimdi şöyle bir şey var, baktığımızda bir de beden dilleri çok farklıdır. Mesela bir yeşil size bir öneride bulunacak, üç kere düşünür, ya hayır derse. Şimdi beraber yemeğe gidelim, ya hayır derse. Değil mi demeyeyim? Derken aynı tepkili, bir kırmızı size nasıl yapar? Şimdi bir yemeğe gidiyoruz değil mi? Üzülünce abanarak yapar. Size hayır deme şansı bırakmamak için. Siz hayır diyene kadar kolunuzdan tutmuş götürüyorsunuz. Aklınıza birileri geliyor herhalde değil mi? Şimdi baktığımız zaman evet. Geçen bir kırmızı arkadaş bizi yemeğe götürdü. 4 kişiyiz. Hava soğuk böyle. Oturduk. Kırmızılar her zaman kontrolü almak ister. Aramızda bir değişim. Garson dedi ki bize 4 çorba hava soğuk. Bir çorbayla başlayalım.
Eşin arkadaşını gitme, içmese olur mu? İç iç, iyi gidersen. Çocuk işte çok. Yavaş yavaş anlıyoruz değil mi? Anlıyoruz. Çok güzel. Şimdi kırmızı ve yeşil. Söylenecek daha çok şey var ama başlangıç. Biraz da şunun başlangıcı yapalım. Mavi ve sarının başlangıcı yapalım. Bir de 3 ve 4. Efendim? Mavi. Düzen, tertip, plan, program. Oturuşuna, kalkışına, kıyafetine, her şeyine dikkat eden bir gruptan bahsediyorum. Sistem. Sistem değil, düzen. Güzel. Düzen. Sistem ve düzen farklı. Maviler bazen bu ikisini karıştırıyor. Düzen. Her şey düzenli olacak. Derli toplu olacak. Gömleğinde ufacık bir leke olduğunda derhal gidip değiştiren kişidir. Aynı şekilde burasına koskocaman bir leke olsa bile bir sarı değiştirmez. Sarılar. Bir masada kahkahalarla gülen bir grup varsa orada bir sarı vardır. Espriyi patlatmıştır. Masasına gidin bakın. Karmakarışıktır. Bir sarı aradığını nasıl bulur? Bulur. Çünkü onun kendi böyle bir sistemi vardır. Yeter ki bir mavi toplamasın. Bir sarı masasına bir mavi toplamasında. Evet. Masada. Peki. O zaman bu. Mavi topladığınız zaman onun kendine göre bir sistemi var çünkü. Şimdi o zaman evet baktığımızda evet. Bu arada mavi karakterli bayanları oturuşlarından, duruşlarından tanır. Yani neden? Çünkü 34 yıldır öyle bir evli ezberledim. Yani son derece düşen onlar için çok önemli. Her şeyin belli bir kural içerisinde olması gerekir. Her şeyin belli bir sistem içerisinde olması. Yani düzen çok önemlidir. Yani en ufak bir düzen sistem rahatsız. Terliklerin duruşundan, ayakkabılarının duruşundan, şeyinden, şundan, bundan hepsi. Yani sarının umudu olmayan şeyler mavinin umudu. Bu arada iftarda söylemeyeyim ama şu gruba girdiğimi söyleyebilirim. Bu gruba girdiğimi söyleyebilirim. Bu gruptayım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sarıların içinde bir çocuk vardır. Bakın kendinizi bir kontrol edin. İçinizde hala ölmeyen bir çocuk varsa burada sizden bir şeyler var. Mavilerin içindeki çocuksa çocuk yaratmış olabilir. Hikayeli karakter. Enteresan bir şey söyleyeceğim size. Evliliklerde bu çaprazlar birbirlerinin çekim alanındadır. Neden? Kırmızılar, yeşilleri, yeşiller kırmızıları çeker. Niye? Çünkü kırmızılar her yerde olduğu gibi kontrolü almak ister. Yeşilleri de vermek ister. Aman ne de peki bunu anladık. Maviler ve sarılar evliliklerde neden çekim alanındadır? O da şu anda. Sarılar kendilerini derleyip toplayacak bir mavi aranda. Peki maviler sarının neyinden etkilenir? Onu anladık. Kendilerinde hiç olmayan bir şey görürler sarılarda. O enerjileri, o böyle gülümseyen falan. O yüzden. Bir ipucu vereyim. Maviler sonradan pişman olabiliyor mu? Ben bunu yaşadım. Çünkü yani içindeki hiç düzenli bir mavinin içindeki çocuk hiç ölmeyen bir sarıyla beraber yaşadığını düşünsenize. Ha. Şöyle bir şey var. Baktığımızda evet, aile danışmanlığı da yapıyoruz. Oğlum uzman psikolog. Efendim. Ha ben girişte kendi bir tanıtım olarak girdim. Şöyle ki 20 yıldır bu işi yapıyor. Birçok da kişiler yetiştirmişimdir. Bu konuda kitabınız var. Bu konuda kitabım çok kitabım var. Online. Bu kitap demek istiyorum çok. Olabilir. Olabilir. Çünkü renklerle insanları tanıma satan bir kitabım. Çok satan bir kitap. Şimdi baktığımız zaman evet çok önemli. Şimdi bu arada mesela mavilerle sarıları ayırmak etmek için de cüzdanlara bakmanız kafi. Şimdi o zaman hani
kırmızılar yürüyüşlerinden ayırıyoruz dedik ki kırmızı ve yeşili. Maviler bize yürüyüşe nereden ayırabiliriz ki? Cüzdanlarından. Cüzdanlarından rahatlıkla ayırabiliriz. Nasıl yani? Şimdi mavilerin mükemmelliyetçi insanlardır. Cüzdanlarına baktığınızda paralar küçükten büyüğe sıralanmıştır ve atık yüklerin hepsi bir tarafa. Küçük bir cüzdan vardır. Her yerde olduğu gibi cüzdanlarda da. Sıraların cüzdanlarına baktığınızda çoğunlukla cüzdan yoktur. Cepte çarşamba pazarı gelir. Bir sarının ceplerini boşalttığınızda yarısının çöp olduğunu görebilirsiniz. Nereden aldıklarını bilmedikleri bir sürü kağıt var. O zaman yavaş yavaş tanıyoruz değil mi? Yani eşimizi, dostumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu güçlü kararlı kafasına koyduğunu yapan kırmızılar, barışçıl çevreden mülayim yeşiller, son derece düzenli, mükemmelliyetçi maviler ve son derece eğlenceli, popüler, neşeli sarılar. Dört tane şey. Ha, şunu da özellikle belirteyim. Bu dördü de hepimizde var. Yani geçen bir arkadaş diyor ki isimlerde hocam diyor bende bunların dördü de var ben karaktersiz miyim? Hayır hepimizde de dördü var. Hepimizde de dördü var. Sadece biri baskın olabilir ya da ikisi baskın. Efendim? Birisi baskın olabilir ya da ikisi baskın olabilir. Yani dersiniz ki bende bu iki tanesi baskın. Mesela kırmızı mavi baskın olanlar olabilir. Mesela nasıl bir kişiliktir? Kırmızı ve mavi baskın. Şöyle kafama koyar yaparım. Planlı ve programlı yaparım. Mesaj bu. Burası. Mesela kırmızıyla sarı baskınsa kişi de şöyle kafama koyduğumu yaparım ama eğlenceli bir şekilde yaparım. O zaman demek ki baktığımız zaman ha, mesajlar bunlar. Sarı ve yeşil hem böyle eğlenceli biri hem de insancıl yönü çok güçlü olan biri. Sarı ve yeşil grubuna giren bir kişi, bu ikisi çok yoğunsa bir kişide, o kişinin başı dertten kurtulmaz. Neden? Mesela öyle bir muhabbet ehli ve insan odaklı biri. Yani 1.000 lira borç verebilir misin? Çıkarır verir sonra kendi evine yayan gider. Yani böyle insanlar. Onun için buraya birazcık dikkat etmek lazım. Çünkü çok kitabını yazdığım için diyorum. Yeşil mavi düzen ve insan odaklı. Tam düzen spor. Yani düzenli ve insan odaklı. Ha, o zaman baktığımızda gerçekten hepimizde bu dördü de var. Ya hepsine erişli olarak da olabilir veyahut da baskın. Ben de şu çünkü sarı çok baskın. Oo, yani en baskın sarı. Eğitimlerin çok eğlenceli geçer, çok neşeli geçer. Şimdi baktığımızda dördünün de artıları var, dört grubunda eksileri var. Dört grubunda kendine göre artıları var, dört grubunda eksileri var. Yani bir grupta olmak var. Mesela kırmızıların artı var. Kırmızıların artıları şudur. Enerjileri çok yüksek. Asla vazgeçmeyen insanlar, kafasına koydukları şeyi yapan insanlar. Enerjiye bak. Eksileri. Kırmızılar her şeyi hızlı ve kolay yoldan yapan insanlar olduğu için etrafındaki insanların da öyle yapmasını ister. Yapamadıklarında onların gırtlağını sıkmak gibi bir istektir. Kırmızılar karşısındaki kişinin gırtlağını sıkmak istese bile gülümsüyorsa aşmış demektir yani. O zaman demek ki bunu bilmemiz lazım. Çok güzel. Mavi. Güzel. Onun için son derece önemli. Her şeyin belli kurallara göre ve düzene göre olması. Tamam. Artıları bu. Eksileri bunu abartırlarsa problem. Düzenin maviler genelde hayatta en önemli bir şey olduğunu düşünürler. Hepimizin bir şey demiyor. Düzen, sistem daha önemlidir. Yani sistem, düzen sistemin türevidir. Eğer siz düzeni alıp da sadece düzenin hayatta en önemli bir şey olduğunu düşünürseniz ki maviler bazen böyle yapar. O zaman sistem daha önemlidir. Mesela karma karışık basada çalışan biri aradığını buluyorsa, verimli çalışıyorsa problem yok. Bırakın çalışsın. Ama maviler için o masada hiç çıkmaz. Yani bir ön yargı olabiliyor bazen. Halbuki bir sarı sistem olur. Mesela ben çok güzel bir değilim. Ama sistem bir değilim. Mesela bir ay sonra sarı, üç ay sonra neler yapacağım planlanmıştır yani. Ama yani yarın akşam Trabzon'a gideceğim falan yani. O bir programla ilgili dört gün bir sürü şeyler yapacağım. Karışık, oraya gidince halledeceğim. Ama yani
3 aylık bir programım vardır mesela. Düşün. Yani sistem başka bir şey anlatmak istiyorum. Ama bir mavi için şöyle olmalı, öyle olmalı, her şey şu olmalı. Öyle abartmamak lazım. Bir de maviler insanları motive etme konusunda biraz daha çalışması lazım. Yani mavilerin insanları motive etme konusunda mesela çok birisi çok iyi bir iş çıkartır. Gelir, maviden bir övgü bekliyor. Mavinin hareketi çok. Zaten öyle yapman gerekiyor. Hadi. Onun için burada mavilerin buna dikkat etmesi lazım. Bir de kırmızılarla anlaşmak zor değildir arkadaşlar. Kırmızılarla anlaşmak çok kolaydır. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Kırmızılara bir şey anlatacaksınız, az ve öz konuşun, uzatmayın. Çünkü canları sıkılır. Anladık kardeşim yani, her anını. Kısa ve öz. Bir de seslerini yükselttiği zaman kırmızılar, iki dakika sabredin. Size şöyle diyecekler, hadi gel çay içelim. İçine dökecek. Gelelim yeşillere. Yeşiller bu dört grupların en uyumlu insanlar. Hiç problem çıkarmazlar, çatışma istemezler. Çok kolay uyum sağlarlar, anlaşırlar. Hiç şeker gibi insanlar. Ama yeşillerin başı da hep şeyden ağrı, hayır diyemedikleri için. Problem olmasın diye tamam der. Ondan sonra da al başına der. Hadi bakalım. İşi üstten üst. Onun için yeşiller hayır demeleri gereken yerde, hayır dedikleri anda hayatlarında bir devrim olacak. Hayatları boyunca da bu olmaz. Sarılar için şunu diyebilirim. İçindeki çocuklar hiç ölmediği bir gruptur sarılar. Ve her zaman içindeki çocuk grubu kaç yaşına gelirse gelsin. Ve şöyle bir şey var. Mesela sarılar içindeki o çocuk grubu mavileri çok şaşırtır. Mesela hani o ip atlayan çocuklar. Ben de çocuklarla ip atlıyorum falan. O sırada mavi karakterde hanımı şöyle hareket ediyor. Koca adam değil, onun içinde bir çocuk var. Yani, mavilerin o tepkilerini çok gördüm çünkü. Bir hikayemi anlatayım. Biz her zaman alışveriş merkezine gittiğimiz zaman mavi karakterli eşim sütün hangi sütünün altına arabayı park edersek hafızasını aldı. Mavilerin hafızasına hayranım zaten. Ne kadar hafızaları güçlü insanlar yani. Besmele de çeken. Ve biz alışveriş merkezinden çıkarken onun peşine takılırız ve bizi sağ salim almaya gidiyoruz. Geçenlerde ben bir alışveriş merkezine gittiler bir zamanla kız. Siz gidin dedim, ben sizi alırım. Tamam. Arabayı ben gidip bittim. Çıkarken ilk soru şu. Hangi sütünün altına fark ettin dedi. Dedim burada sütün mü var? O gün o sütünler niçin yapıldığını çok iyi. Evi bir aradık. Yarım saat kadar. Sonra üst kata çıkınca orada gördük arabayı. Ama kötü bir akşam. Onu da söyleyeyim. Olsun yani. Tabii yani o gerisini anlatmayayım. O zaman demek ki baktığımız zaman insanlar birbirlerinden farklı. Karşımızdaki insan bize benzemiyor. Onu anlamamız lazım. Onun ne düşündüğünü, beklentilerini anlamamız lazım. Mesela ben çok gördüm mavi karakterli bayanların böyle yırtık ya da böyle şey bir para verdiğiniz zaman böyle çok eski üstü çantasına koymazlar onu. Ben çok lütfen bunu değiştirmişsiniz de. Ama sana karakterli biri onu demez. Neden? Çünkü onun bütün paraları öyle zaten. Ona baktığımız zaman karşımızdaki insanları tanırsak bu arada çocukları yetiştirirken de çocuğumuzun hangi tipi karakter türüne girdiğini anlamamız harika bir şeydir. Çok önemlidir. Geçen dedi ki bizim eğitimlere katılan bir arkadaş dedi ki hocam dedi sağ olun oğlumun kırmızı karakterli biri olduğunu öğrendim. Daha önce dedi biz dedi markete giderken elimi hiç tutmuyordum. Artık dedi markete giderken elimi bırakmıyor. Dedi ne yaptın çocuğa? Demiş ki evladım elimden tut beni markete götür. Şimdi bunlar önemli bir şey. Bir öğretmen arkadaş dedi ki hocam benim 7 yaşında bir oğlum var, o da dedi okula gidiyor. Ben dedi, aynısını yapacağım ona. O da kırmızı, kıpkırmızı dedi. Kırmızıdan kontrol almak ister. Kaç yaşında olursa olsun. Eve gitmiş demiş ki, ne oldu dedim. Yani bir dahaki hafta, ertesi hafta bana anlat dedim ne olduğunu. Geldi, hocam olmadı. Niye? Çocuğa gitmiş demiş ki, evladım sen bunu evin erkeği için bak. Okula giderken annene sahip çıkacaksın, elini bırakmayacaksın. Tamam mı demiş, cevap. Dönerken nasıl dönecek o? Karşımızdaki insanları tanımanın büyük avantajları vardır. Yani gerçekten çok önemli. Yani o zaman bir soru soralım. Soruyu soralım ve bakalım. Burada şeyi unutalım.
İki grup atak gruptur. Bu iki grup temkinli gruptur. Bir grupta, bir toplantıda ilk atlayanlar kırmızı sonra sarıdır. Yeşiller ve maviler hiçbir zaman ilk atlayan grup olmazlar. Etrafa bakarlar, ne oluyor, ne bitiyor, önce anlarlar, sonra bir şey söyleyecekse söyler. İşte bunu yazdık. Üzerinde bir taş geliyor. Yok yok. Taş başı yok burada. Yani olduğu gibi görüyoruz. Ortaya karışık yapıyoruz. Kim ne alırsa. Yani ortaya karışık. Yani. Şimdi soruyu soralım. Bakalım. Anladıysak sorunun cevabı gelecek. Arkadaşlar, bir otobüstesiniz. Otobüste kırmızılar, yeşiller, sarılar, maviler var ve çok hızlı gidiyor ama bayağı hızlı gidiyor. Problemli bir durum var. Birisinin demesi lazım. Ne oluyor kardeşim, biraz yavaş gider misin? Cevap lazım. Kim der? Kırmızı. Öğrenmeyiz iş ya. Süper ya. Hey, kırmızı der. Kırmızı der. Sarı da atak bir karakterdir ama muhammin haber görür. Kardeşim söylesene şu ne yapsın değil mi şimdi? Kırmızıdan sonra atlayan sarıdır. Peki, soru şu. Çok hızlı gidiyor. Bayağı da problemli. Şoföre mutlaka bir şey söylenmesi lazım. Bir yeşil ne yapar? Barışçıl, sevecen, çatışmadan hoşlanmayan yeşil ne yapar? Hadi buyurun. Karışmaz. Şimdi için edebiyat katır. Şoförün yanında. Üstün göre seni. Üstün göre mümkün seni yani. Hayır. Kavga etmeyin. Çıkar. Yanındaki kırmızıya söyle. Abi söyler misin yavaş? Söyle bir şey. Bir kırmızı bulur, kırmızıya söyle. Çünkü kırmızı söyleyecektir. Ya doğru biliyorum değil mi? Yeşiller. Kırmızıya söyle. Ha, maviyi unuttuk ya. Kuralcı mavi. İndikten sonra şoförü şikayet etmek için dilekçe yazmaya başladı. Gerçekten. O zaman demek ki hakikaten şöyle bir şey var. Karşımızdaki insanları anlamak, onları tanımak çok önemlidir. Sizin hiç önem vermediğiniz bir şey onun için çok önemlidir. Sizin hiç önemsiz. O zaman anlaşmak için tanımak lazım, anlamak lazım. Yani gerçekten çok önemli. Bir de şöyle ki, bu arada dördünü anlatırken bir de kadınlar ve erkekler arasındaki bir iletişim farkını da anlatmak lazım. Çünkü en önemli fark da şudur. Erkekler günde 12 bin kelime konuşan ortalama varlıklarken kadınlar 24 bin ve üzeri. Yanılıyor muyum? Doğru. Bizim hanım 48 bin ve üzeri. Bunu anlamak için ben çok denedim. Siz de denedim. Bakın 4 kişinin 4 erkeğin oturduğu bir masaya bakın. Göreceksiniz. Biri konuşur, üçü dinler. Buyurun. Bence doğru olmama olasılığı var. Çünkü kahvehaneye gidersen 6 saat orada lak lak edip her saniye boş söz veya hani mükerrer laflar konuşan sınırsız erkek görebilirsin. Bu bence erkek egemen bir tutum. Erkekler de çok konuşabiliyor. Veya futbol üzerine 6 saat lak lak edebilir ya da konuşabilir. Çok ciddi de olabilir. Yaygın bir kanaat. Ben daha dikkatle bakılabileceğini düşünüyorum. Yani kadınlar kahvesine gitmediniz galiba siz. Yani onları buyurun. Kadınlar konuşmuyor demedi o anda. Erkeklerin de çok boş konuştuğunu ve sürekli konuştuğunu gördüğümüz çok ortam var. Yani hayır hayır bakın. Ben bir kanaat. Yani. Şöyle bir şey var. Ortalamadan bahsediyorum. Ortalamadan. Yani performans. O zaman peki şöyle eve gidince niye şöyle oluyor o zaman? Erkek 12 bin kelimeyi konuşmuş, motoru sökmüş eve gidiyor. Söyleyecek bir şey kalmamış. Kadın sen çalışıyorsa 12 bini harcamış, kalan 12 bini bekliyor. Anam gelsin 3 kelime konuşalım. Hala bile yaşanmıyor bu. Performans farklı çünkü. Kadınların konuşma performansı çok yüksek olduğu için erkek eve girip bütün konuşma bittiği için birkaç kelimeyle idare etmeye çalışıyor. Onun için her evde yaşanan bir şeydir bu. Yani yüzlerce deneyden sonra biz ayrılmış vallahi yapıyoruz. Bunu öyle size söylemiyorum. Hocam benimki de tam tersi. Bazen oluyor. Evde çok konuşuyor, dışarıda konuşmuyor. Ya, çok buyurun. Bir şey. Buyurun. 18 dakika ben kaydettim. 18 dakika konuşuyordum ona sohbet ortamında. Baktınız artık sıkıldınız. Kalkıp peşinizden geliyor o cümleleri 18 dakika. Hani o süre cümle süresini tamamlamak için peşinizden gelip hala konuşmaya devam ettiğine şahit olun. Kesinlikle. Şöyle evler için söyleyebiliriz. Erkeğin hiç dinlemediği bir kadın sürekli konuşuyor olabilir. Dinliyorsa o konuşma çok kısa sürer ve dolu bir konuşuyor. Ben, biz aile danışmanlığı yapıyoruz. Şimdi yüzlerce örnek var. Bakın ortalamayı söylüyorum. Ben ortalamayı söylüyorum. Oğlum uzman psikolog. Yani bunu öylesine söylemiyorum.
Mesela bakın, dört erkeğin oturduğu bir masaya bakın, göreceksin, ben çok baktım. Biri konuşuyor, üçü dinliyor. Ve konuşma şöyle bitiyor. Tamam abi, hallederiz. Şimdi dört kadının oturduğu bir masaya bakın. Orada çapraz paralel her türlü iletişim bir söz konusudur. Mesela bir erkek beyni şöyle yaratılmamıştır. Yani buradakine birine cevap verip, buradakine cevap konuşup, buradakine tarak uzatma. Şöyle yaratılmamış. Mevcut televizyonu var. Sürekli konuşuyorlar. Hanımın ayarlarını bile bozmuştur sanırım. Nasıl? Hanımın ayarlarını bile bozmuştur. Genelde avukat ve öğretmenler ünlü konuşmalarını çok konuştukları için eve geldiklerini susuyorlar. Susmayınca bu sefer eşçiler başlıyor konuşmaya. Konuşmayınca arada olan bir yorum çıkar. Evet. Benim işim de diyor, sen eve gidiyorsun, hep konuşuyorsun konuşuyorsun, eve gidince az konuşuyorsun. Ben eve iş getirmiyorum. Şimdi baktığınız zaman, evet, yani şimdi dört tane farklı karakter türü var. Bu karakterlerle ilgili olarak da hani, eğer iyi tanırsak daha iyi olsun. Siyasetle ilgili bir şey söyleyeyim mi? Siyasete girmeden. Siyasette şöyle bir şey vardır. Ülkemizde kırmızılar genellikle sevilir. Kırmızılar sevilir, dışarıda hep böyle. Ve siyasette hiç fazla girmeden söylüyorum. Her zaman kırmızının yanında bir yeşil vardır. Daima. Ve hiçbir zaman bir kırmızının yanında bir kırmızı olmaz. Bakın dikkat edin. Tarihimize bir bakın. Şu anda Cumhurbaşkanımıza baktığımız zaman Abdullah Gül'le başladığında yeşille başladı. Şu anda gene bir yeşille bir tane yıldırım belli devam ediyor. Onun için. Efendim? Cumhurbaşkanımızın yeşil gördü. Kırmızı. Ya şimdi o eşler arasındaki şey öyle. Ama siyaset dediğinden bahsediyorum. Yani siyasette iki kırmızı bir ipte oynamaz. Yani şöyle bir baktığımızda da hep mesela Erbakan Hoca rahmetli. Hani özel kutam vardı. Her zaman için bir başkanlar demişti. İyi bakmamış yok yani. Onun için yani siyasette bir garantidir yani. Bir kırmızı ya da bir yeşil olması. Siyasetin ayrı bir kolu var. Tamamlayıcı mı oluyor? Tamamlayıcı oluyor çünkü şöyle bir şey var. Çok rahat kırmızı rahat ediyor. Bir yeşil varsa. Ama bir düşünemiyor musunuz? Yani bir kırmızının yanında bir başka kırmızının olduğunu düşündüğünüz takdirde o zaman her zaman bir problem olur. Kavga yani Cumhurbaşkanı'nın hani başbakanın mesela Bülent Arınç olduğunu düşündüğünüz zaman. Peki şimdi dediğim gibi yani bir de aile danışmanlığı da yaptığımız için yüzlerce deneyimiz var bu konuda. O deneyler sonucunda hani anlattığım şeyler öyle değil, yüzlerce deney. Yaşanmış deneyler var. Bir de şeyler şimdi dedik ki şimdi şeye geçeceğiz. Gönüllü arkadaşlar varsa kitap kazanmak isteyen soruyu soracağız. Beden dili ne kadar etkili? Oraya da geçelim. Sonra soru cevaplar. Sormak istediğiniz sorular varsa onları cevap. Buyurun. Siz gelmek istiyorsunuz. Evet. Tamam. Peki. O zaman şöyle. 3-4 arkadaşa soru soracağım. Ve soruyu beden dilini göstermek istiyorum. Beden dili çok etkilidir. Mesela siz ne demiştiniz? Önce dediniz şey mi? Demiştiniz. Ne demiştiniz? Ses mi? Ses tonu mu? Önce görüntüdür. Önce görüntü. Ses sonradan gelir. Hatta çok daha fazlasıdır görüntü. Şimdi onu göstereceğim. Hani ben bir soru soracağım. Evet. Sizi tanıyalım. Adım Bedir Durmuş. Evet Bedir Bey. O zaman bir soru soracağım Bedir Bey. Beden dili. Yani yanıltacağım ama. Söyleyeceğim. Fakat 3 dakika kazandınız buraya gelmekte. 3 dakika kazandınız. Sorunuzu soralım. O zaman soru derece kolay ama bir cevap nasıl gelecek? Böyle deyince tabii şaşırıyoruz. Bedir Bey soru şu. Yani bir elde kaç parmak var? Evet. Dört tane değil. Böyle dört olur mu? Bir on tane. Tamam. Bir elde kaç parmak var? Emin misiniz? Beş parmak pardon. Beş parmak. Çünkü ne yaptık? Biz on gördük. On gördük, on dedik. Gördüğünüzü gerekiyordu. Sonuçta ama ne yapıyorsunuz? Bakın gördünüz mü? İsim neydi efendim? Zeynep. Zeynep Hanım. Yani soru duymuyoruz bile. Görüntü bizim için önemli. Onun için alan beden dili işte. Beden dili ama demek ki doğru anlamak için beden diline aldanmayacağız. Beden dili yanıltıcıdır. Yanıltıcı. İstatistikleri çürütmüş olduk. Çünkü retorik ortalama insanı manipüle etmek için kullanılan bir şeydir. Çok etkilidir. Fakat ne söylediğini herkes algılayamıyor bu şeyden dolayı. Söylediği şey başka olmasına rağmen beden dili aldatmış oluyor. Bunu çok iyi kullanır. Tamam. Hatipler evet. Kullanır. Şiirler, edebiyatçılar, şairler. Evet. Önemli olan şey ne? Algı ne? Algı da ne? Beden dili. Etkileyen hangisi? Amerika Başkanı G20 zirvesine geldiğinde yukarıdan nasıl yürüdü? O bir algı. Güçlü Amerika algısı. Onun için çok önemlidir beden dili. Çünkü beden dili %60 etkili. Yani Putin bugün nasıl yapıyor? Neyi veriyor? Güçlü Rus imajını veriyor. Neyle veriyor? Beden diliyle veriyor. Yani o
resimlere falan baktığınızda duruş falan. Yani onun için Cumhurbaşkanımız da beden diliyle çok güzel mesajlar veriyor. Baktığınız zaman zaten kısa boylu kişiler genellikle yanına yanaşmıyorlar fazla. Uzakta duruyor. O zaman seçim kitap. Diyelim. İnsanları denk geldi, insanları tanımak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim alkışlarınız var. Siz de gelirsiniz. Maalesef buyurun. Evet. Buyurun efendim. Çünkü soruyu bilemeyeceğiz ama kitabı alacağız. Çünkü beden genel ilgili konuları onun için hani o kadar eminim ki yani. Onun için bizim tanıyalım. Nasıl bir kitap getirildi? Yok, 2-3 tane yani 3 tane. 3 ya da 4 tane duruma göre. İsim Muhammed. Soru zor muydu? Soru biraz. Aslında zor. Yapmayın Allah aşkına. Şimdi Muhammed Bey'e de şöyle bir şey yapacağız. Bakın beden dili yanılacağım, yanılacağım. Yanılmayın. Ne dersem tekrar edeceksiniz. Tamam. Elma. Elma. Armut. Armut. Limon. Limon. Muhammed. Muhammed. Bu kaç? 5. Şimdi tekrar ediniz mi öndeyiklerini? Tekrar ettim. Ne dedin? Elma. Armut. Limon. Limon. Muhammed. Sonra ne dedin? Bu kaç? Siz ne dediniz? 5 dedim. Tekrar ettiniz mi? Yok efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, alkışlarınızı da. Evet. Gel buyurun. Buyurun. Önce sizi alalım. Tamam, sizi alacağım. Evet. Ben Ali Coşkun. Evet. Doğru mu soruyorum Ali? Tabii ki. Yanıltacağım ama. Tamam. Yanıltacağım. Yani net yanıltacağım. Ama soruyu bilemeyeceğimizi biliyoruz. Bir de iletişimde şöyle bir şey var ki ikna konusu çok önemlidir. Mesela şimdi gelen arkadaşlar ikna olmuş olarak biliyoruz. İkna olmuş, tamam. Bilemeyiz. Evet, şartlandı. Ben de ikna oldum. Öyle mi yoksa değil mi? Başlayalım. Başlayalım, tamam. Şimdi o zaman şöyle bir şey, zor mu soru? Zor mu soru? Nasıl bir ikna? Çok kolay, hayır çok kolay soracağım. Lan hepsi çok kolay. Bu elde kaç manat var? Bu elde kaç manat var? 4. Bu elde kaç manat var? Hiç yok. Ben parmaksızım yani. Kaptan Bey gözükmüyor. Bu elde hiç parmak yok. Yok, bana göre yok. Bakın beden dilinin etkisini görüyorsunuz değil mi? Yani beden dilinin etkisini görüyorsunuz. Beden dili böyle bir şey. Size göre yok. Yok. Size göre? Yok. Çıkmış. Yok. Hazırlık var. Parmağızı var, kaplandı yok. Hayır. Beden dili görüyorsunuz değil mi? Yani neyse ben kitabı vereyim. Doğrusu neydi? Parmağızı var. Ama soru şu, bu elde kaç tane? Yani bu elde 5 tane. Bu elde de 5 tane. Kaç tane görüyoruz? Evet, teşekkür ederim. Ben kitabınızı okudum da, ders aldığımdan da bunu şey yapabilir miyim? Ben şeyleri çalışmış. Şimdi bak, yok, sadece soru sorayım. Hanım mavi, ha? Ben yeşil. Ha? Hanım konuşur, hiç ses çıkarmam, dinlerim. Sonra derim ki, hanım, bu sözler var ya, bu sözleri duymam için kader ikimizi evlendirmiş. Evet, ben soruyu soruyorum. Hocam soruyu soruyorum. Şöyle bir şey, bu sefer bir de şöyle bir şey, iletişimde şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Bunun ispatı için de önce bir tanıyalım size kısaca. Tanıtın kendinizi. Ben Şener Çelebi, Orduluyum. İki ay önce İstanbul'a geldim, yerleştim. Şiir yazar, şiir okurum. Aşk şiirleri yazar, beşeri şiir yazar. Tamam, şimdi şöyle yapacağım. Üç soru soracağım. Bir de üç yanlış cevap vereceksiniz. Doğru vermiyorsunuz. Yani mesela beş kere beş desen yanlış vereceksiniz. Nasıl? Beş kere beş? 25. Demeyeceksiniz. 30 falan diyeceksin. Yanlış, bilerek yanlış. Şimdi bakın, beynimizin çalışma şekli şöyledir. Mesela ben doğru vermeyeceğim derken doğru verirsiniz. Mesela ben size şunu desem, ya pembe bir film düşünmeyin desem ne olur? Düşünme. 30'da 2'yi çarpmayın. Şimdi bakın, soruyu soracağım doğru cevap gelecek. Lütfen doğru cevap verin. Bakın. Dikkat edin, böyle çok. Bir de hanımlar bazen der ki, ya ben artık tatlı yemeyeceğim. Benim orta daha çok yersiniz. Çünkü tatlı ye diye alır, gerisini almaz. Beynimiz böyle çalışıyor. Ben artık sigara içmeyeceğim. Sigara iç diye alır, gerisini almaz beyin.
Onun için yani eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız sağlıklı yaşamaya karar verdim. Evet. Şimdi bakın soruyu soracağım ve direkt cevap gelecek. Lütfen doğru cevap vermeyin. Başladık, asla doğru yok. Gördüğünüz gibi yani iki kere dersen dört demeyin. Beş kere beş. İsim neydi? Şener Çelebi. Soruyu bana sor hocam diye ne veriyor? Bilemiyor, alıyor. Ben kaldırma hocam diyorsa problem yok. Bu ne sistem yarım? Asma Özden. Evet, Asma Hanım. Şu anda ders öğrencisi. Ne, hangi bölüm? Almanca öğretmenliği. Çok güzel. Almanlar ne zaman birer bir derdi biliyor musunuz? Sabah. Birer de mi derler? Hayır, hiçbir zaman demezler Almanca öğretmenliği. Yok, derler de Türkçe öğrenciler. Futbol gibi. Neyse, yani başka bir soru soracağız. Sonra şöyle bir şey yaptı Asuman Hanım'la, 3 saniye, 30 saniye konuşulan durumu oydu. Yani, dedi ki yani 24 bine 12 bin, bunu ispat edeceğim. Asuman Hanım, bütün 30 saniye konuşulan durum, şöyle ki, ben başladık diyecek, siz tamam diyeceksiniz. Bir 30 saniye tutabilir miyiz acaba hocam? Olsun, yani Asuman Hanım tamam dedikten sonra 30 saniye konuşacaksınız. Ama tamam daha iyi değil. Neresiniz Asuman Hanım 30 saniye durabilecek mi? Şimdiye kadar hiç bayan duramadı, onu da söyleyeyim. Hocam 30 saniye, başladık daha iyi diyecek, tamam da daha iyi değil. Tamam diyeceksiniz, sonra 30 saniye. Yani, hile hula yok. Hocam, az sonra tamam deyince basıyoruz. Başladık. Tamam. Konuştuk. Kaç saniye? Bir saniye. Teşekkür ederim. Nasıl? Tamamdan sonra başlamıyor muyuz? Tamamdan sonra konuştunuz mu, konuşmadınız mı? Konuşuyoruz. Hala konuşuyoruz. Tamam, nereye gidiyor? Sen erken yolacın sen. Hay Allah ya. Şimdi şöyle bir şey var tabii ya, iletişim çok farklı bir şey. İletişim şöyle ki hakikaten baktığınız zaman gerçekten bir an bazen anlayamıyoruz. Hakikaten bu çok önemli. Şimdi iletişim hayat demek ya gerçekten. Bakıyorsunuz o kadar önemli ki bu konuyla ilgili neden değil? İnsanlar sizin hakkınızda bir karar veriyorlar. Yani 30 saniye içinde bir karar veriyorlar. O zaman o 30 saniye içinde bir karar veriyorlarsa demek ki burada gerçekten neden değil? Rolü çok büyük. O kullandığımız kelimeleri nasıl kullandığımız hepsi, bunların hepsi rolü çok büyük. Söyleyecek çok fazla şey var aslında ama isterseniz soru cevaba geçelim. Sizler sorun. Ben sormayayım, kimse bilemiyor. Buyurun. Oğuz hocam, şimdi 3 kişi girdi dışarıda. Bir kişi geldi, grubunu yöneterek en arka sıraya geçti. Bir kişi geldi, emin bir şekilde ben buraya oturacağım diye oturdu. Bir üçüncü şahıs da geldi, neresi boşsa oraya oturacağım dedi. İçeriye giren üç kişinin üç farklı görüşü var. Birisi de liderlik olarak görüntüsü oluştu. Ben buraya oturacağız dedi. Açtılar sarayda standartları, geçtiler buraya oturdular. Şimdi burada üçü de farklı çizgi renk oluyor. Ya şöyle bir şey var. Tabii genelde, yani çok fazla genelleme yapmak da doğru değil. Yani her hareketten bir şey çıkarmak bazen doğru olmayabilir. Ama genelde yani kırmızılar hep böyle kontrolü kendilerinde olsun isterler. Yeşiller hep uyum içindedirler. Yani herhangi bir konuda bir şey varsa tamam uyalım derler. Yani ama kırmızılar mesela işte bir grupta 5 kişi var. 5'i de dedi ki biz döner yiyelim dedi. 6. kişi bir yeşilse ben de döner istiyorum derken bir kırmızı şunu diyebilir. Ben fasulye istiyorum. Onu diyebilir yani rahatlıkla. Yani oradaki uyumu bozmayı düşünmez yani. Ama rahatlıkla söyler. Ama bir yeşil herkes döner söylemiş. Mümkün olduğu kadar ben de uyum sağlayayım. Yani yapı itibariyle böyledir yani. Şeyler. Maviler son derece hani o düzen onlar için her şeyden önemlidir. Ve gerçekten hayatta önemli bir şey düzendir onlar için. Mesela mavi karakterli tüm anneler için hani çocuğun yatağını topluyor mu yoksa çoraplarını yere atıyor mu atmıyor. Bunlar çok önemlidir. Yani ilk kural bunlardır. Çocuğun düzenli olmamasından dolayı eğer çocuk sarı karakter benim gibi biri ise çok eleştiri alır anneler. Annelerin buna dikkat etmesi lazım. Yani çok eleştiri yapmak yerine çocuğun karakterine göre çocukla iletişim kurmaları gerekiyor. Ve bu ne? Hocam kitabınızda şeye örnek vermişsin. Cem Yılmaz'ı konuşur. Sarı karakter. Yapar, sarı karakter. Acaba o basındaki görüntüsüyle mi öyle dışarıda da içeride yani öyle mi acaba? Yani, bu itibariyle öyle bir zaten.
olduğu için başarılı. Yani evinde de böyle. Genelde öyle. Genelde öyle. Yapı itibariyle böyle birisi. O, onun için yani başarılı olmasının sebebi de o. Rol kesmiyor yani. Çıktığı tamam. Zaman kendine oynuyor. Hocam bir de giyim konusunda mesela kırmızı ve sarıyı kadınların daha çok tercih ettiği, mavi ve yeşili özellikle erkeklerin tercih ettiği, mavi ve yeşile bakmanın insanın gözünü ve şeyini dinlendirdiği, işte kırmızıya ve sarıya baktığı zaman daha hırçınlaştığı değişik şekillere girdiğinin, bu sizin anlattıklarıyla alakalı bazı şeyler var mı? Biraz da hadislerle de bazı renklerle alakalı şeyler tamam. De var ya. Yani. Şöyle söyleyeyim, bunlar bir simge. Yani ben kitabı yazarken hani dört farklı karakter türüne birer simge koymak istedim. Yani o sizin söyledikleriniz biraz daha renklerle alakalı. Bu renkler burada simge. Yani niye kırmızı dedim? Hani enerjisi çok yüksek olan kişilere kırmızı dedim. Yani kırmızı yüksek enerji bir renktir. Mavi bir düzen rengidir. Yeşil bir huzur rengidir. Sarı uçuk bir renktir. Onun için yani ben hani o dört kişiye renk verirken bunları verdim. O sizin söylemiş olduğunuz tamamen renklerle alakalı bir şey. O tamamen farklı. Ama burada bir simge bunlar. Yani bunlar bir simge. Kırmızılar için harikalar diyebilir miyiz? Hayır. Şimdi... Yani bence her şey acayip. Hayır. Şimdi bakın, her grubun bu yapıları, bir yapısı vardır, genel bir yapısı vardır. Bir de bu yapının değerler vardır kişilerin. Yani sahip olduğu değerler vardır. Bunlar farklı şeyler. Yani bu yapıyla kişinin değerlerini karıştırmamak lazım. Mesela şöyle ki, son derece kendini geliştirmiş olan bir kırmızı, o bütün o agresif yapısını çözmüştür ve son derece sonuç odaklı birisidir. Ama hiçbir zaman tutup da öyle hani asabi, bağırıp çağırarak olmayan bir kırmızıdır. Çünkü önemli olan şu, artılarımızı çoğaltıp eksilerimizi azaltma. Eğer artılarını çoğaltıp eksilerini azalttıysa bir kırmızı, hep herhalde güzel, uyumlu bir insan olarak hayatını sürdürebilir. Yani çok iyi bir lider olur. Önemli olan bu. Mesela bir mavi. Aşırı bir düzen yerine, yani belli başlı bir düzen ve diğer insanlarla rahatlıkla anlaşabileceği bir şey kurduysa problem yok. Bir yeşil, yani hayır demeyi öğrendiyse veyahut da bir sarı, hafızası çok şeydir, kafasında 50 tane proje vardır. Mesela ben bu gruptayım. Yapmam gereken şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Eksiğinde, evet, yani kafamda 50 tane proje var. Çok güzel projeler de var. Hatta dediğim gibi bunların bazılarını hayata da geçirmiş durumdayım. Ama benim en yakınımdaki kişinin hangi renkte biri olmalı? Benim sağ kolum acaba sizce? Hangi renkte biri olmalı? Mavi. Şu bana tam zıfa var. Yani bende hiç olmayan şeyleri olan. Bir toplayacak hatta. Kesinlikle öyle. Yani evet, bir sürü proje var ama bu projeleri hayata geçirmem için ayakları sağlam bir yere basan bir maviye ihtiyacım var. İçinde de çatışma olmaz mı hocam o zaman? Şöyle bir şey var. Şimdi ben bunun farkındayım ya, onun için olmuyor. Mesela benim sağ kolum olan arkadaşım da sürekli olarak benim her şeyime önce hayır der. Ya ben büyük bir heyecanla bak şöyle bir proje var diye başlarım. Hocam der ki acı hayır hocam bunda şu problem var. O ben de o riskleri görmüyorum çünkü. O görüyor. Ama ben bunun farkındayım. Farkında olduğum için de ondan gelen eleştirileri gayet normal karşılıyorum. O bakımdan. Eşler arasında derseniz, eşler arasında zıt karakterler dedik ki daha çok evleniyor. Birinci faktör bunlar değildir. Yani evet çekim alanları, mesela bir mavi, bir sarı, bizim evliliğimizde olduğu gibi ya da başka evliliklerde olduğu gibi bir kırmızı, bir yeşil, birbirinin çekim alanındadır ama onların ya da hangi renk birbiriyle evlenirse evlensin, birinci madde bunlar değildir. Bu yapıdır, kişinin yapısı tolere edilebilir. Önemli olan değerler sağlamasıdır. Yani kişilerin anlaşması, hani kırmızı yeşil anlaşır, mavi sarıyla yeşil, herkes birbiriyle anlaşabilir. Önemli olan değerler sıralamasının birbirine uymasıdır. Mesela şöyle söyleyeyim. Dürüstlük değeri çok yukarıda olan birisiyle günde 10 kere yalan söyleyen birisi evlendi. Bunlar mutlu olamaz. Çünkü değerler çatışması var. Veyahut da manevi anlamda alalım. Mesela biz değerler sıralamasını yapıyoruz kişilerin evliliklerde. Şöyle ki manevi anlamda baktınız ahiret selameti. Mesela birisi için çok önemli bir numaralı değerdir. Yani attığı her adımı ahiret selametini düşünerek atar. İlk beş içerisinde bu yoksa diğerinde orada da bir çatışma olur. Yani demek istediğim bunlar her zaman tolere edilebilir. Çünkü davranış biçimleri bunlar hani öyle böyle biraz dağınık birisine kişi mutlaka tolere eder dağınıklığını ama değerlerini eğer saygı değeri çok üstü olan birisi
karşınızdaki insan saygı değerini çok önemsemiyorsa bunu tolere edemez. Demek istediğim, hani birinci planda, hani burada herkes herkesle anlaşabilir. Bunlar bir numaralı etken değildir kişilerin anlaşması için. Önemlidir ama bir numaralı değildir. Bir numaralı etken değerler sağlamasıdır. Yani kişilerin birbirine uyum içinde olması lazım değerler için. Bu değerler sağlamasında problem olursa o zaman anlaşmazlık. Yunus Emre ilişkilerle ilgili diyor ki, gördün yarın doğrudur, baş kogil ayağına, çıkar ciğerin yedir eğer çarem var ise, gördün yarın eğridir, nem var ise ver kurtul, ululardan öğüttür, işittiğin var ise derken, buradaki mizaçlardan değil de şimdi bravo, bahsettiğiniz bravo, değerlerden bravo, bahsediyor. Bravo. İşin neydi? Öyle diyebilir miyim? Hüseyin Kaya. Hüseyin Bey, harika bir yere temas ettiniz ve çok da Yunus Emre bunu söylemiş. O söylemiş olduğu şey değerlerle ilgili. Yani karşınızda birini seçerken değerlerine bakın diyor. Ama bunlar evet davranış biçimleri kişileri. Mesela diye bazen şöyle bir soru geliyor. Bir kişinin hani bu yapısı değişir mi? Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh alalım. Ya mesela İslam'a geçtikten sonra yapı değişti mi Hazreti Ömer'de? Değişmedi. Gene kırmızıydı. Gene kırmızı. Bu sefer ama o kırmızı olan güçlü kararlı yapısını ne için kullandı? İslam için kullandı. Fethi yer değişti. Biz diyor, hadi diyor Kabe'ye gideceğiz, hadi diyor sıkıysa diyor geçemeyiz diyor. Yani o eski güçlü kararlı yapısından hiçbir şey fark etmedi. O zaman demek ki şöyle bir şey var, değerler sıralaması son derece önemli. Yani sizin dediğiniz gibi yani buradaki o zaman, ama bunları da bilmek şu avantaj, karşımızdaki kişinin davranış biçimini anlamak. Yani ona nasıl davranırsak kişiyle uyum sağlayabiliriz, ona nasıl bir davranış içerisinde olursak daha rahat anlaşabiliriz. Bunları bilmek de çok önemli. Yani ben çok istifade ettim. Onun için hani en azından bir özetini yaptık. Dediğim gibi. Buyurun. Hocam şunu anlattığım takvimler dışında mesela örneğin mavi. Kendi kişiliğini açıklayabilir mi? Yani ben bana öğrettiğim şekilde. Şöyle bir şey var. Yani onun açıklamasına gerek yok. Zaten siz bunları baktığınız zaman kişinin ne olduğunu anlarsınız. Kendi nedir? Efendim? Mavi nedir kendisi? Düzenli. Ben bunda ilgiler mi yani? Demez. Siz demez. Anlarsınız onun duruşundan, oturuşundan, davranış biçiminden. Onu biz mi anlayacağız? Biz anlayacağız. O anlattıklarından ben öyle anlıyorum. O kim anlayacak? O da sarayı mı anlayacak? Yok, şöyle bir şey var. Yani herkes bunları bilmek zorunda değil. Ama bunları bilenler avantaj. Mesela ben satış konusunda mesela bir kırmızıya nasıl davranılır, bir yeşile onu çok iyi biliyorum. Ya da bir maviye ya da bir sarıya. Yani ikna konusunda ne yapmamız lazım çok iyi biliyorum. Bana bunlar çok büyük avantaj oldu. Mesela liderlik, ayrıca liderlik yapıyorsunuz, dört grup, hafta sonu bir piknik organize edeceksiniz. Bu pikniği otobüsü tam zamanında getirip, herkesi belli saatinde oturup kaldırıp, kim yapar bunu, en iyi kime verirsiniz bu görevi? Maviye verirsiniz. Ama piknikteki organizasyonu da maviye verirsiniz, insanlar dönerken intihar etmek isteyebilirler. Toz kaldırmayınca, verin bir sarıyı orada. Mesela o zaman herkesin yapacağı bir işi bilmek liderlik becerisidir. Onun için yani siz bunları bildiğiniz zaman ekibinizdeki insanların hangi konuda yetenekli, hangi konuda daha iyi yapacaklarını anlarsınız. Çok ince bir iş yapılacak, çok ince ayar bir iş. Bir mavinin bunu çok iyi yapacağını. İnsanlarla iletişimde çok iyi bir kişiye ihtiyaç var. Zor bir iş verdiniz, ağzını sulandırır kırmızıdan zor işler. Ona verip insanlarla uyum sağlaması gereken bir kişiye ihtiyaç varsa ilişkin. Yani eğer bunları biliyorsanız aynı zamanda bunlar bir liderlik özelliğidir. O yüzden hem iletişimde hem de liderlik konusunda çok büyük avantajları var. Yani bunları bilmeyin. Buyurun. Hocam bu renk kategorisiyle uç kategorisi nasıl karşılaşıyor? Şöyle bir şey var. Yani ikisinde de birbirine benzeyen hani hava, su, toprak, ateş şeklinde bir şey de var. Birbirlerine benzeyen ve taraflar var ama şöyle ki uçlarda şöyle bir durum var. Mesela biz burada önce test yapıyoruz. Yani kitabımızda bir test var 15 soruluk. Önce biz o testi yaparak başlıyoruz ve ondan sonra kişinin içeri çıkıyor ama burçlarda ise şöyle bir durum olabiliyor. İnsanlar bazen ön yargılara sebep olabiliyor. Mesela diyor işte ya Başak Burcu çok kıskançtır. Şu şöyledir, bu böyledir. Yani bu sefer insanlar kendilerini o karakter içerisinde görmeye başlıyorlar ve o ön yargılar değişmiyor. Ya da karşısındaki insana baktığımızda. Onun için yani burçlarda buna dikkat etmek lazım. Belli etkileri mutlaka vardır ama siz bunu çok abartırsanız ki bir yerde bir belediye başkanı, Ege'de bir belediye başkanıyla yaşadığım bir olay anlatayım. Dedi ki, hocam dedi, 16 yıl dedi bir akreple evli kaldım. Yani öyle bir inanmış ki akrep burcunun
problemli olduğuna inanmış. Böyle boşandım. İkinci evliliğimi yaptım. Bu kadıncağız benim ikinci eşim dedi. Balık dedi. Ben ayrıldıktan sonra annem dedi, hanım dedi bana, kız arıyor. Bulduğu zaman ilk önce sor diyorum, burcu nedir? Sonra dedi, kadısının kucağındaki çocuğu gösterdi. Hocam dedi, bu da dedi, bizim çocuğumuz. Bir baktı dedi, tam dedi akrebe doğru gidiyor. Sezer yanında dedi, doğum yaptırdım dedi. Hani bunu abartmamak lazım. Onun için yani dikkat etmek lazım. Buyurun. Şimdi bayanların çok konuşmasıyla ilgili bir şey söylediniz ya. Evet. Mesela benim 3 tane çocuğum var. Çocuklarımızın doğumundan yetişkin oluncaya kadar her safhasında biz varız. Her dakikada biz sorunlarıyla biz uğraşıyoruz. Okulayla biz uğraşıyoruz. Benim büyük kızım psikolojik sorunlar yaşamıştı. Saatlerce bana konusu derdini anlatırdı veya ben sorardım. Ah o anneler, ah. Evet. Derdini bir şekilde terapi olabilmek için bir şeylerden bahsederdi, konuşurdum. Akşam eşim eve geldiği zaman şunu söylerdi. Neyi var bu kızım? Evet. Bu kadar da yetiniyordu. Tamam. Ama ben akşama kadar saatlerce onu temal oluyordum. Yani çok konuşmamak potansiyel... için belki de bu kadar ilgili olmamalıydı. Muhakkak öyle. Tabii yani birçok Allah Teala kadınlara bunu vermiş. Gerçekten böyle bir potansiyel vermiş. Saatlerce konuşuyorum. Anlatır bir şey yok. Çünkü mesela bir erkekle bir kadının da çocukla ilgilenme konusunda şeyi farklı. Küçük çocuk ağlar. Yani erkeğin şeyi şu. Niye ağlıyorsun evladım? Çocuk daha çok ağlar. Bir kadın ne yapar? Ya eğilir ya kucağına alır göstermesi yapar. İki dakika sonra susar. Onun için yani çok farklı dediğiniz gibi. Çocuklar baba diye de ağlamıyor, anne diye ağlamıyor. Tabii işte yani. Onlar neden? Çünkü biliyor ki konuşacak, edecek, onu şey yapacak. Erkekler de erkekler bize şöyle bir şey var. Erkekler dış odaklıdır. Yani nerede çalışabilirim, nerede yapabilirim, daha işim nasıl yapabilirim. Hayır, siz çalışıyorsunuz ama yapı itibariyle ev odaklıdır kadınlar. Yani çalışsa bile iki eli kapıda olsa hep çocuğunu düşün. Ben dönersem ne yapacağım? Hangi yemeği yapacağım? Yani işindeyken birinci planda düşündüğü olur. Erkek ise dış odaklıdır. Çocuğun hocuğu unutur o sırada. Yani o bakımdan yani erkekler daha çok dış odaklı, kadınlar daha çok ev odaklı. Yapı itibariyle böyledir. Doğalı da budur zaten. Ama kadın çalışıyorsa bile hep aklı çocuklarındadır. Bu ortamda. Aslında problem şeyden kaynaklanıyor. Yani biz bu belli şeyleri biraz negatifmiş gibi algıladığımızdan. Değil mi? Değil mi? Kadın çok konuşuyor. Öyle olmasa bu çocuklarla nasıl meşgul olacak? Yani erkeğin sabrı mesela bir erkeğe sorun günün nasıl geçti diye tek kelimeyle anlatır. İyi. Bir kadına sorun size bütün detaylarıyla anlatır. Şimdi o zaman bu potansiyeli var. Çocukla kim aynı söylediğiniz gibi çocukla kim ilgilenecek? Saatlerce konuşacak. Bir erkek saatlerce konuşacak. O zaman o potansiyel verilmiştir kadına. Çok güzel bir şeydir bu yani. Gerçekten Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir güzelliktir bu aslında. Hani o şey değil yani kötü bir şey değil bu konuşuyor diye. Bitirmezse 24 bin kelimeyi yarım başarısı olurmuş. Yarım başarısı kanılanmıyor. Konuşmayı bitiremedikleri için. Potansiyel, onun için potansiyel çok yüksek dediğim gibi ama bu gayet doğal bir şey. Efendim şey olarak dediğim gibi bu arada hakikaten böyle bir havada bu kadar kişi gerçekten çok güzel bir yer. Yani hakikaten çok hoş bir yer. Benim de hiç unutamayacağım bir yer oldu. İyi ki bugün buradayız. Toplar diye tabii tabii. Toplar. Evet. Ben çok şey daha sabaha kadar konuşuruz ama inşallah biz başka zaman.